Kısmi integral ile ilgili videolarımıza devam ediyoruz. Bu sefer belirli integralleri kısmi integrasyonla nasıl çözüyoruz bunu anlatacağız. Bir formülümüz var. Bizim kısmi integraldeki formülümüzün aynısı sadece sınır değerlerimiz var, sınırlarımız var arkadaşlar. Bakın burada ne yapıyoruz? Udv integralimiz a'dan b'ye ise bunu uv-vdu v, v, yazıyoruz. Ama uv integralden kurtulduğu için a'dan b'ye değerlerini hesaplıyoruz. Eksi integralin yeni integralimize de a'dan b'ye sınır değerlerimizi yazıyoruz. Arkadaşlar en güzeli bunları örnekle öğrenmektir. Bir örnek yapalım bakalım neler oluyormuş. Örneğimiz şöyle olsun. Nasıl bir örnek? Hemen yazıyorum. 0'dan pi'ye t çarpı sinüs 3t dt. Birlikte arkadaşlar bunu kısmi integrasyonla nasıl yapıyorsak aynı şeyleri uygulayacağız. Şöyle yapıyoruz. Evet ne demiştik? Laptü diye bir sıralamamız vardı. Laptü logaritma, arktanjant, arcsinüsler, polinomlar, trigonometrik, üstel. Burada T polinomlara giriyor. sinüs 3 de trigonometriklere giriyor. Polinomların önceliği var. O yüzden U'yu ne olarak seçiyorum arkadaşlar? Renk değiştireyim burada. U'yu T olarak seçiyorum. Geri kalan kısımdaki sinüs 3T dT'ye de dv diyorum. Arkadaşlar ne yapacağız bunların? Bu eşittir t'nin türevini alacağız. du eşittir dt. Buranın da integralini alıyoruz. Sinüs 3t dt eşittir integral dv. Buradan eksi 1 bölü 3 kosinüs 3t yapacaktır v'miz. U'muz da burada ne oldu? du'muz da dt oldu. İki şeyi biliyoruz. O halde integralimizi hesaplayabiliriz. Integralimiz şu şekilde hesaplanıyor arkadaşlar. Bizim integralimiz neydi? Sıfırdan pi'ye t sinüs 3t dt'ydi. Eşittir. Şimdi u çarpı v. u ne? t. t çarpı v'miz ne? Eksi 1 bölü 3 kosinüs 3t. Arkadaşlar işte burada bu artık integralden kurtarıldığı için değerleri yazmak üzere sıfırdan pi'ye yazıyoruz. Sonra eksi integral yine sıfırdan pi'ye v du. v'miz ne? V'miz bu. Eksi 1 bölü 3 üç, kosinüs 3 te. DU'muz ne? DT. O halde burayı hesaplamak için devam ediyoruz. İntegrali şöyle bir kenara çektim. Daha güzel hesaplayayım diye. Daha kolay hesaplayayım diye. Eşittir. Şimdi burada neyim var? Eksi 1 bölü 3 T kosinüs 3 T var. Nereden nereye? Sıfırdan pi'ye. Burada ne var? Artı arkadaşlar. 1 bölü 3 integral sıfırdan pi'ye kosinüs 3t dt var elimde. Benim iki şeye ihtiyacım var. Bir burayı hesaplamaya, iki burayı integralini almaya, buranın integralini almaya. Aslında buranın integralini alarak bunun içine katıp hep beraber de yapabiliriz. Şöyle devam ediyorum. Arkadaşlar önce şu pi'yi koyacağım. Eksi 1 bölü 3 t dediğim pi oluyor. Pi çarpı kosinüs 3 pi eksi bakın arkadaşlar bu başındaki eksiği şöyle parantezli kullanayım ki rahat ederim. Neydi? İntegrali hesaplarken bunu yazdığımız pi değerini yazdığımızdan sıfır değerini yazdığımızı çıkarıyoruz. 1 bölü 3 çarpı 0 çarpı kosinüs 3 çarpı 0 0 yapıyor. Burası tamam arkadaşlar. Şu kısmı şekilde hallettik. Burası bu. Artı. Devam ettiriyorum şimdi sağ tarafı. 1 bölü 3'üm tamam. Arkadaşlar kosinüs, kosinüsün integrali sinüsü artıdır. Şu gelecek. Kosinüs 3t'nin integralinde 1 bölü 3 sinüs 3t gelecek ve sıfırdan pi'ye değerleri bulacağız. Bunu yapacağım ben. Bu tarafı da halledeceğim. Ama önce buraya bir dikkat edelim. Eksi Arkadaşlar şurası zaten t'nin sıfır olmasından dolayı şu kısım iptal oldu. Sıfır oldu. Kosinüs 3 çarpı pi. Kosinüs 3 pi nedir arkadaşlar? Bunu düşünelim. Kosinüs 3 pi. Kosinüs 3 pi ne demek? 2 pi dolaştıktan sonra bir de pi dolaşmak demek. Yani kosinüs pi'ye eşittir. Ama ben biliyorum ki kosinüs pi dediğim değer eksi 1'dir. Dolayısıyla şurası eksi 1. Bakın burası eksi 1. Burada da eksi var. O zaman artı oluyor orası. Artı pi bölü 3 kalıyor orada. Evet burası komple pi bölü 3 oldu. Buraya gelelim şimdi. Artı 1 bölü 9 görüyorum. Parantez açıyorum. Sinüs 3 pi eksi sinüs 0. Bakın 0'da koyduğum zaman. Arkadaşlar 3 pi de 0'da yataydaki x ekseni üzerindedir ve buralarda sinüs sıfırdır. Dolayısıyla bunun tamamı değerli arkadaşlarım hepsi komple sıfır oluyorlar. Dolayısıyla benim integralimin cevabı sadece pi bölü 3 olarak bulunacaktır diyoruz. Şimdi bir başka belirli integrali yine kısmi integrasyondan birlikte çözmeye çalışalım arkadaşlar. Hemen öncelikle lap tüyü bir kenara yazıyorum. Lap bana logaritmiğin yani ln de logaritmiklerin içindedir. En önce u olarak seçilecek arkadaş olduğunu söylüyor. Dolayısıyla seçimimi bu şekilde yapıyorum. u eşittir ln x seçiyorum. Diğer taraftan geriye kalan dv şuna eşit oluyor. Bakın burada ne kaldı geriye? dx bölü x kare kaldı. Evet. Şimdi ne yapıyorduk? Bu tarafta türev alıyorduk. Hemen türevimizi alalım du eşittir. Ln x'in türevi 1 bölü x dx olacaktır. Burada ise integral alıyoruz arkadaşlar. Integral dv eşittir. integral dx bölü x kare. Sizlerin de belki hatırlayacağı şekilde almaya çalışayım. x üzeri eksi 2 dx'tir. Bu integrali alırken x'in üstünü bir ne yapıyoruz? artırıyoruz. X'in üstünü bir artırırsak X üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Yani bu eksi 1 bölü X yapacaktır. Kim bu? Arkadaşlar V'ye eşit. V'mizi bulduk. D'umuzu bulduk. Her şeyi şimdi yerine yazalım. Birlikte yapalım Arkadaşlar 1'den 2'ye ln x bölü x kare dx eşittir. Neydi? U v'ydi değil mi formül? U ln x. V eksi 1 bölü x. Burada belirli integral olduğu için 1'den 2'ye yazıyoruz. Eksi integral v d u. Yine 1'den 2'ye. V'miz ne? Eksi 1 bölü x. D ne arkadaşlar? D u'muz da 1 bölü x dx yapmaktadır. Şimdi bu integrali devam ettirip alalım birlikte. Buraya bir bakalım şimdi. Bu nedir? Eksi 1 bölü x ln x 1'den 2'ye bir de eksi var. Burada da eksi var. Artı 1'den 2'ye 1 bölü x kare onu da x üzeri eksi 2 dx şeklinde yazıyorum. Sonrasında arkadaşlar burası şimdi eksiği dışarıda tutarak x'i yerine yazmaya başlıyorum. Önce 2 yazıyorum. 1 bölü 2 elen 2 eksi. Şimdi 1 yazıyorum. 1 bölü 1 elen 1. Arkadaşlar bu taraf komple halloldu. Art. Şimdi x üzeri 2'nin integrali daha önce yaptık. x üzeri eksi 1 bölü eksi 1 geliyor. Nereden nereye? 1'den 2'ye. Evet şimdi toparlama vakti. Arkadaşlar elen 1 sıfır olduğu için sizlere ömür gitti. Geriye kalan arkadaşım. Burada elen 2 kaldı. Eksi 1 bölü 2 elen 2. Bu var. Sonra şimdi buraya dikkat edelim. Artı. Şimdi burası ne oldu? Eksi 1 bölü x oldu değil mi? Şöyle bakın şöyle göstereyim. Bu aslında eksi 1 bölü x 1'den 2'ye buna dönüştü. O yüzden şöyle yapacağım. O eksiyi dışarıda tutacağım. Eksi parantezinde bakın ne olacak? 1 bölü x 1'den 2. O da 1 bölü 2 eksi 1 bölü 1 şeklinde yazılabilir. Evet. O halde toparlıyorum arkadaşlar. Burası 1 bölü 2 eksi 1 eksi 1 bölü 2 yapar. Bir başında eksi var. Artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 elen 2 şeklinde bu integralin cevabına birlikte ulaştık arkadaşlar. Şimdi isterseniz ne yaptığımızı kısaca bir özetleyelim ve burada her şeyimizi bitirmiş olalım. Bize verilen belirli integralde öncelikle kısmi integrasyonda u'yu ne seçeceğime karar verdim. lnx'i x'i u olarak seçtim çünkü Laptu'da ilk sırada geliyordu geri kalan dx bölü x kareyi dv olarak seçtim. Buralarda belirli olmasının bir farkı yok. U'nun türevini aldım, du'yu hesapladım, dv'nin integralini aldım, v'yi hesapladım. Daha sonra arkadaşlar formülü yerine yazdım. Neydi? Uv eksi v du. Ama belirli integral olduğu için sınır değerleri vardı. Bunun ardından hesaplamalarımı yaptım. Eksi 1 bölü x ln x 1'den 2'ye ve 1'den 2 x üzeri eksi 2 dx şeklinde. Bu hesaplamaları da yerine koyunca arkadaşlar. En son 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 ln 2 şeklinde bir de değere ulaştım. Demek ki belirli integrali de kısmi integrasyonla yapabiliyoruz. Aslında herhangi bir problem yok. Kısmi integrasyon ne kadar zorsa bu da ancak o kadar zor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.